Senin hedeflerin var, hayallerin var, gitmek istediğin, arzuladığın çok güzel yerler var. Ama bir türlü ulaşamıyorsun. Oraya ulaşabilmek için ilk önce belki de uyanman gerekiyor. Hocam ben uyanırım, uyumuyorum ki. Sen öyle zannedebilirsin. Kendine göre öylesin. Ama sen hala uyanık değilsin. Sen uyuyorsun. Peki nasıl uyuyorum hocam? Hani şöyle örnek vereyim. Sen otobanda giderken dalıyorsun ya. O çizgiler seni hipnoz ediyor. Otoban kenarındaki çizgiler, buna otoban yolculuğunda hipnoz diyorlar. Hipnoza giriyorsun. Bunun gibi hayatın çarkında dönerken meşgaleler, yaşanan olaylar veya o normal olağan şeyler, yaşadıkların seni hipnoza sokuyor. Otopilot gibi yaşıyorsun hayatı. İçtiğin suyun tadı yok, yediğin yemeğin tadı yok. Tat alıyormuş gibi yapıyorsun ama almıyorsun. Hipnozdasın çünkü. Uyuyorsun. O arzuladığın hedefe o yüzden ulaşamıyorsun. Bu uyku halinle zaten oraya ulaşamazsın ki. Ayağın yere değmedi ki. Uyanmak için bir yumruk yemen gerekiyor. Dibe inmen gerekiyor belki de. Çok olağanüstü bir şey yaşaman gerekiyor uyanmak için belki. Farkındalık oluşması gerekiyor. Şöyle hayatını bir film şeridi gibi gözünün önünden geçirmek gerekiyor belki de uyanmak için. Sen 3 sene önce benim bir videomu izlemişsindir belki, tamam mı? O günden beri beni tanıyorsun. Belki birkaç tane video daha izledin. Ondan sonra bıraktım. Sonra ne yaptın? Kendini geliştirmek için kitaplar okudun. O zaman belki motive olmuştun. Harekete geçmiştin. Kitaplar okudun, kendini geliştirmeye çalıştın. Seminerlere katıldın. Oraya gittin, buraya gittin. Ama bir türlü ilerleyemedin. O videonun sonuna kadar izlemedin çünkü. Motive olmuştun ama 3 sene önce izlediğin videoyu sonuna kadar izleseydin ben sana şunu söyleyecektim. Sen kitap okuyarak, bilgi sahibi olarak, seminer alarak araba sürmeyi öğrenemezsin. Kitap okuyarak araba sürmeyi öğrenemezsin ki. Sonuna kadar izlememiştin sen videoyu. Onu izleseydin o zaman bu işin tek başına olamayacağın, kişisel gelişim şu anda aslında gerçek kişisel gelişim, genel gelişim olmadığını öğrenirdin. Sen ne yaptın? Genel gelişime gittin. Genel olarak anlatılan, genelleyerek anlatılan kişisel gelişim yapmaya çalıştım. Sana lazım olmayan şeyleri öğrenmeye çalıştım. Sana uygun değildi. Şöyle düşün, bir ceket var. Ama bu ceketin bir boyu var. Sana dar geliyor. Sana uygun değil. Sana özel olması lazım. Terzi, sana özel bir ceket dikmesi gerekiyor. Kişisel gelişim, sana kişisel olarak verilmesi gerekiyor. Sen arabayı sürmeyi kitaptan değil, seminerden değil, bir uzmandan öğrenmen gerekiyor. Senin bir şoför öğretmenine ihtiyacın vardı. İşte sen o zaman 3 sene önce veya 5 sene önce videoyu tam seyredemedin. Sonuna kadar izleseydin o zaman harekete geçerdin ve zaman kaybı olmazdı. Şimdi aklına geldi. Şimdi ayağın yere değdi. Dibe indin belki de. Olmadı. Olmadı yani, her türlü uğraştın. Olmuyor çünkü. Sana uymuyor o ceket. Sana özel verilmesi gerekiyor. Olmadığını görünce de tekrar beni hareketlendiren 4 sene önce bir İsa Bey vardı. Ben onun videosunu tekrar izleyeyim. Dedin, tekrar videolarımı izlemeye başladın. Ama ben sana bu videoları her zaman sonuna kadar izle diyorum. Bu videoyu sonuna kadar izlediğinde şunu öğreneceksin. Bir kere sorumluluk alacaksın. Birincisi bu. Sorumluluk alacaksın. Birilerini suçlamayacaksın. Ama hocam o benim suçum değildi diyemezsin. Sorumluluk alacaksın. Karar vereceksin. Bununla beraber niyet edeceksin ve harekete geçeceksin. Harekete geçeceksin. Ama hocam sadece sorumluluk alsam, böyle karar versem, yan gelip yatıp hayal etsem olmuyor mu? Olmuyor. O sorumluluk almak değil ki zaten. Yani bir şey yapman gerekiyor. Harekete geçmen gerekiyor. Bisiklet sürmek için pedali çevirmen gerekiyor. Yoksa bisiklet ilerlemiyor. Fizik kuralları böyle. Bununla beraber senin eksik kabiliyetlerin var. Daha geliştirilmesi gereken yetenekler var. O geliştirilmeden, dengeye ulaşmadan ve senin kabiliyetlerini, yeteneklerini öğrenmeden, sende var olan o cevherleri, o içindeki aslanı uyandırmadan dengeyi kuramazsın. O yüzden ulaşamadın hedeflerine. Hedeflerine, arzuladığın o yere ulaşmak için
En kolay yol aslında birinci adım kendini bilmek. İçindeki o kabiliyetleri, yetenekleri görmek, öğrenmek ve geliştirilmesi gereken o potansiyeli, yetenekleri geliştirip dengeyi kurmak. İçindeki aslını uyandırmak, anlayacağın. Bana genellikle şu soruları soruyorlar. Hocam ben iş kurmak istiyorum, nasıl iş kurayım? Veya hangi konuya odaklanayım, hangi işi kurayım, hangi alana gireyim diye sorular soruluyor. Veya bir işe girmek istiyor, hangi alana gireyim diye bana soru soruluyor. Şimdi bu sorulara cevap verebilmem için ilk önce seni bilmem lazım, seni tanımam lazım. Hangi kabiliyetim var, hangi yeteneklerim var, hangisi geliştirilmesi lazım? Seni tanımam gerekiyor, seni değerlendirmem gerekiyor ki seni sana tanıttıktan sonra, sen kendini tanımaya başladığın zaman ömrünü zayi etmiyorsun, ömrünü israf etmiyorsun. O zaman içindeki enerjiyi tam kullanabiliyorsun. O zaman girdiğin işte başarılı olabiliyorsun. Bu sorunun tam cevabını şöyle vereyim. Sen kendi kabiliyetine göre, kendi yeteneklerine göre bir iş seçmelisin. O işe kendini tanıdıktan sonra adım atabilirsin. O işte de o zaman mutlu ve huzurlu olursun ve başarılı olursun. Uyanmak için yapman gereken ilk adım ne biliyor musun? Kendini bilmek. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Hadi işi şerif sevgili arkadaşlar. Kendini bildiğin zaman, geliştirilmesi gereken kabiliyetlerine odaklandığında ve içindeki o yeteneklerini, kabiliyetlerini kullanmaya başladığında kendini tanımaya başlıyorsun. O kabiliyetleri uygulayınca ömrün zayi olmuyor, ömrün israfı olmuyor. O yüzden artık uyanman gerekiyor. Kendi üzerine çalışma yapmak için uyanman gerekiyor. Şöyle düşün, senin hedefin genel olarak diğer insanlara göre 100 adım sonra. Yani oraya 100 adımda normalde varman gerekiyor. Ama sen kendini bilirsen, yeteneklerini görürsen, kabiliyetlerini geliştirirsen oraya, o 100 adımlık yere 10 adımda varıyorsun. Zaman tasarruf ediyorsun, zaman kazanıyorsun. Ömrünü zayi etmiyorsun, ömrün ziyan olmuyor. Başkalarının 10 senede yaptığını sen 1 senede yapıyorsun. Neden? Çünkü kendini tanıyorsun. Uyandığın için kendini tanıyorsun. Eğer uyanmasaydın kendini tanımazdın. Hayatından keyif alıyorsun, huzurlu oluyorsun, mutlu oluyorsun. Bereketin artıyor. Genel olarak baktığımızda hayat kaliten artıyor. Dolayısıyla uyanman gerekiyor artık. Acılar yaşamadan, elindekilerini kaybetmeden, dibe inmeden, ayağın yere değip böyle dibe inmeden, tamam mı? Sıkıntı yaşamadan arzuladığın hedefe ulaşmak istiyorsan, o zaman ilk önce ilk adım kendini tanımak, kendini bilmek. Kendini bildiğin zaman arzuladığın hedefe daha hızlı varabilirsin. Bununla beraber sevdiklerine daha huzurlu, mutlu oluyorsun. İşinde daha başarılı oluyorsun. Ve hayatına bir bolluk getiriyorsun, bereket getiriyorsun. Hayallerini gerçekleştiriyorsun. Zihnindeki hedefine ulaşmak istiyorsan yapman gereken şey neymiş? Kendini bilmek, kendini tanımak. Biz programlarımıza kişileri aldığımızda onların üzerinde bir test uyguluyoruz. Analiz yapıyoruz, değerlendirmeye alıyoruz. Kişinin hangi kabiliyetleri, hangi yetenekleri var? Genellikle insanlar bu kabiliyetlerini bilmiyorlar. O içindeki cevherleri bilmiyorlar. O saklı duran, o aslanı göremiyorlar. Bununla beraber geliştirilmesi gereken kabiliyetler var. O eksik olan kabiliyetlerin üzerinde çalışmalar gösteriyoruz. O kabiliyetlerini güçlendirdiği zaman, diğer kabiliyetlerle, yeteneklerle birleştiğinde, denge kurulduğunda kişi daha başarılı oluyor. Ailesiyle beraber daha huzurlu oluyor, daha mutlu oluyor. Hayatına bolluğu çekiyor, bereketi çekiyor, zenginliği çekiyor. Hayırseverliği çekiyor sevgili arkadaşlar. Bu konularda biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza yardımcı olduk. Onların o içindeki eksik kabiliyetlerini geliştirerek, bununla beraber o saklı kalan yetenekleri, o içindeki aslanı, cevheri uyandırarak dengeyi kurmalarına onlara yardımcı olduk. Onlar dengelerini kurduktan sonra, balans kurulduktan sonra daha huzurlu oldular, daha mutlu oldular. Aynı zamanda nesillerine de aktarıyorlar bu güzellikleri. Bolluğu, bereketi, zenginliği yaşıyorlar. Bizim de bu konularda sizlere yardımcı olmamızı istiyorsanız o zaman bizimle iletişime girebilirsiniz. Bizimle iletişime girebilmek için yapmanız gereken şey, bu videonun altındaki linke tıklayıp formu doldurup göndermek. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.